Ankara Özel Güven Hastanesi sağlık rehberini sunar. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlık rehberinde, sağlık köşemizde yine sizlerle birlikteyiz. Ankara Özel Güven Hastanesi'nden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Neden Ankara Güven Hastanesi'ndeyiz diye geçtiğimiz bölümlerde de söylemiştim. Gerçekten kendi dalında uzman profesörler, doktorlar, cerrahlar bu hastanemizde mevcut. Biz de her hafta değişik bölümlerde sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Bu hafta meme hastalıkları tanı ve tedavi merkezindeyiz. Yanımızda iki tane bu konuyla uzmanlarımız var. Profesör Doktor Serdar Özbaş, meme cerrahı kendisi. Yine meme radyolog, uzman doktor Aydan Ercan var. Hocam önce sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz demekle başlamak istiyorum. Doktor Serdar Özbaş, genel cerrahi profesörüyüm. İlgi alanım meme hastalıkları ve endokrin cerrahi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ihtisaslıyım. Daha sonra 10 yıl Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalıştım. Akademik kariyerimi orada tamamlamıştım. 2 yıldır da yaklaşık olarak Güven Hastanesi'nde bu meme ünitesinde beraber çalışmaktayım diğer arkadaşlarımla beraber. Evet. Hemen Aydan Hocamı tanıyalım. Merhaba, ben Aydan Ercan. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümünden uzmanlığımı aldım. Daha sonra zorunlu hizmet sonrasında 4 yıldır da Güven Hastanesi'nde çalışmaktayım. Evet. Meme radyolojisiyle ilgileniyorum. Evet. Hocam, meme cerrahı nedir? Meme merkezi nedir? Bu konuda izleyicilerimizi bilgilendirelim. Evet. Artık biz genel cerrahinin alt branş dallarında uzmanlaşıyoruz. Bu çok popüler. Avrupa'da da seyircilerimiz bunu biliyorlardır diye düşünüyorum. Meme cerrahı, meme hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan genel cerraha verdiğimiz bir isim aslında. Meme üniteleri de son yıllarda Avrupa'daki onkoloji merkezlerinde görmeye alıştığımız üniteler. Burada tanı ünitesi, yani mamografi, ultrason, muayene odaları hep bir arada. Hastalarımız tek bir randevu alarak buraya geldiklerinde şikayetleriyle ilgili bütün muayene ve tanısal yöntemler uygulanıp buradan tanıyı alarak ayrılıyorlar. Dolayısıyla o uzun süren biyopsi, tanısal aşamalar ve merakla geçen birkaç günü biz birkaç saate indirmiş durumdayız. Meme merkezi bu işe yarıyor. Hocam, mamografi diyoruz, yani meme röntgeni. İnsanlar çok korktuğu bir kelime bu. Korkulmalı mı sizce? Korkuları yersiz mi yoksa insanların? Bu konuda özellikle bu hastalıkla mücadele eden izleyicilerimizi bilgilendirelim. Meme röntgeni, yani mamografi, aslında meme kanseri tanısında çok önemli bir şey. Yani kar zarar oranına baktığımız zaman hastaya çekilen mamografinin meme kanseri tanısı konmasındaki yeri alınan radyasyonla kıyaslanamaz bile yani. O yüzden hastalar bundan çekinmemeli ve biz her zaman için 40 yaşın üstündeki bayanlara her yıl mamografi incelemesini öneriyoruz. Evet. Hocam, bu tedavi süreci nasıl geçiyor? Yani hastalarımızı bu konuda da bilgilendirelim. Evet. Meme kanserinin gerçekten sıklığı biraz artmış gibi duruyor. Artık her 8 kadından biri hayatı boyunca bu hastalıkla karşılaşacak diye düşünüyoruz. Dilerseniz ilk belirtilerinden başlayalım. Nereden anlayabilir insanlar? Tabii. En sık belirtisi yeni ortaya çıkmış kitledir. O yüzden kendi kendine meme muayenesinde biz buraya gelmiş hanımlarımıza öğretiyoruz ve yapmalarını öneriyoruz. Ama daha önemlisi, doktor hanımın söylediği gibi, hiçbir şikayet olmasa bile 40 yaşından sonra düzenli mamografilerin çekilmesi lazım. Erken tanı hayat kurtarıcıdır meme kanserinde. Ne kadar erken tanırsanız o kadar güzel tedavi edersiniz ve tedavi başarınız da o kadar çok yükselir. Meme kanserinin tedavisi gerçekten çok yol alınmış bir konu. Dünyada üzerine çok fazla çalışma yapılan bir konu. Kısaca özetlemek gerekirse, artık meme koruyucu ameliyatlar dediğimiz, memeyi almadan sadece tümörü çıkartıp geriye kalan meme dokusuna ışın tedavisi yapılarak elde edilen tedavinin başarısı memenin tamamının alınmasıyla aynı. O yüzden meme koruyucu ameliyatlar bizim önceliğimiz olmakta. Son yılların bir diğer gelişmesi koltuk altını koruyucu ameliyatlar. Sentinel lenf nodu biyopsi dediğimiz. Eğer tanı erken konduysa, koltuk altı da negatifse, tümör lenf nodlarına sıçramadıysa, bunu bulduğumuz özel bir yöntem sentinel lenf nodu biyopsisi. O lenf nodlarını bulup çıkartıp orada tümör yoksa koltuk altına daha büyük bir ameliyat yapmıyoruz. Bu gerçekten çok başarılı bir yöntem. Hastanın bundan sonraki sosyal yaşantısında ona çok destek olan, koluyla ilgili problem yaşamasını minimuma indiren bir yöntem.
Belki bir diğer cerrahi gelişme de meme rekonstrüksiyonu diyebiliriz. Eş zamanlı memeyi almak zorunda kaldığımız durumlarda, özellikle hastalık erken safhada ise, eş zamanlı hastanın kendi dokularını kullanarak ya da implantlarla yaptığımız meme rekonstrüksiyonları yine çok popüler ve güncel gelişmelerden bir tanesi. Tedavi cerrahi ile başlıyor çoğu zaman ama şunu unutmamak gerekir. Meme merkezinin organizasyonunda olduğu gibi bu çok multidisipliner bir iş. Birden çok branşta uzman hekimin beraber çalışması gereken bir branş meme kanserinin tedavisi. Dolayısıyla belki cerrahi ile başlıyor ama gerekirse ilaç tedavisi, medikal onkologların bu işin içinde olması gerekiyor. Radyasyon onkologları ışın tedavisi gerektiğinde bu işin içinde olması gerekiyor. İşte bazen plastik cerrahi, bazen psikiyatrik destek alınması gerekiyor. Fizik tedavi bazen kol egzersizlerinde ve kol şişliğinde gündeme gelmesi gerekiyor. Bütün bu branşlar, patoloji, burada yine çok şanslıyız, meme patolojisiyle ilgilenen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla ne kadar iyi bir organizasyon kurduysanız tedavide de o kadar başarılı olabiliyorsunuz. Hocam son olarak bir mesajımız var mı bu konuda? 40 yaşına gelen her bayan her yıl mutlaka mamografi çektirmeli. Sizin hocam? Katılıyorum Aydın Hanım'a. Mamografiden korkmamak lazım. Çevresel radyasyon mamografinin verdiği, özellikle yeni jenerasyon dijital mamografinin verdiği radyasyon dozundan çok yüksek. Hayat boyu mamografi çektirildiğinde bunun riski gerçekten göze alınmayacak kadar düşük. Bundan korkmamak gerekir. Eğer hastalık erken tanınırsa biz çok güzel tedavi ediyoruz. Dolayısıyla öncesi hastaların ya da kadınların kendisine kalıyor. Ondan sonraki kısmını biz zaten güzel tedavi ediyoruz. Her zaman diyoruz ya sevgili izleyicilerimiz, erken teşhis. Erken teşhis için mutlaka uzmanlarımızın da dediği gibi korkmadan meme röntgeni çektirebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta sizlere Özel Güven Hastanesi'nden Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Merkezi'nden seslendik. İki tane bu alanda uzman doktorlarımızla. Yine ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki telefon numarasından, gerek Avusturya Avrupa içi telefon numaramız var Avusturya merkezinden, gerekse Türkiye'de Özel Güven Hastanesi Ankara'da danışma hattından veya e-mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bizler uzman doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta sağlık rehberinden bu kadar diyoruz. Haftaya yine buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, esen kalın. Ankara Özel Güven Hastanesi sağlık rehberini sundu.